Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde zarf fiilleri işleyeceğiz. Daha önce isim fiilleri, sıfat fiilleri işlemiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zarf fiiller eklerine bakalım. Ken, alı, asiye, madan, ince, ip, arak, dıkça, aa, ermez, casına, maksızın, dığında. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken mesela madan varsa meden olabilir. İnce de ınca, ince, unca, ünce olabilir. Buna dikkat edin. Burada mesela aa var. Aa, ee olabilir. Dıkça, dikçe olabilir. Dukça, dükçe. Onlara dikkat edelim. Maksızın yerine meksizin olabilir mesela. Ip yerine ıp, ip, up, üp olabilir. Bunlara dikkat edelim. Zaten öğrendik. Evet. Zarf fiiller, fiil kök veya gövdelerine ken, alı, esiye, ermez, aha, ip, ince, arak, madan, maksızın, dığında, dıkça, cesına ve benzeri ekler getirilerek oluşturulur. Fiillere gelecek yine bu eklerimiz. Zarf fiiller cümle içerisinde zarf görevinde kullanılır. Evet. Zarfları daha önce biliyorsunuz 7. sınıfta. Evet, zarf fiilin diğer ismi şimdi ulaç da diyebiliriz. Bağ fiil de diyebiliriz. Size bu şekilde zarf fiil diye sormaz, bağ fiil diye de şıklarda olabilir. Evet, misafirler yatar yatmaz uyudu. Evet, uyudu. Ne zaman uyudu? Yatar yatmaz. Bakın, ermez. Nasıl sorusunu sorduğumuzda zaten zarfları veriyordu. Nasıl, ne zaman? Hep bu soruları soracağız arkadaşlar. Ne zaman uyudu? Yatar yatmaz uyudu. Buradaki erme zarf fiil diyoruz. Evet, ikinci örneğimize gelelim. Köye gide gele yolu da öğrendik. Öğrendik. Nasıl öğrendik? Köye gide gele öğrendik. Bakın gitmek, gelmek. Fiillere geldi. Eklerimiz vardı. A da diyorduk biz buna. Zarf fiil diyoruz. Biraz dinlenip kaldığımız yerden soru çözmeye devam ettik. Evet, nasıl devam ettik? Biraz dinlenip. Bakın, nasıl, hep nasıl, ne zaman, nasıl, ne zaman sorularını soracağız. Evet, zarf fiil diyoruz. İçeri bağırarak girmemelisin. Soruyoruz hemen. Nasıl girmemelisi? Bağırarak. Arak, bağırmaktan. Bakın burası fiil. Arak, zarf fiili diyoruz artık fiilimsi oldu. Burası fiilimsi. Yani bağırarak burada zarf görevindedir. Zarf görevinde olanlar zarf fiil. Bakın şuradaki. Evet, devam edelim. Koşarken dikkatli olmalısın. Ne zaman dikkatli olmalısın? Koşarken. Ken burada zarf fiil diyoruz. Çırpındıkça havuzda daha da batarsın. Ne zaman batarsın? Çırpındıkça. Yani çırpına çırpına. Dıkça dikçe. Bu da zarf fiil diyoruz. Ağlaya ağlaya olayları anlattı. Olayları nasıl anlattı diye soralım yine. Nasıl? Ağlaya ağlaya. Ağlamaktan ağlaya ağlar. Burada zarf fiil. Şu kısımda zaten zarftır arkadaşlar. Nasıl anlattı? Ağlaya ağlaya. Şöyle yazalım isterseniz. Zarf. Bakın. Evet. Ölürcesine sevdiği için her söylediğini yapıyordu. Nasıl sevdiği için? Ölürcesine zarf fiil diyoruz. Evet. Gerektiğinde beni aramalısın. Soruyoruz. Ne zaman beni aramalısın? Gerektiğinde, aslında bu da gerektiği zaman anlamında zarf fiil diyoruz. Durmaksızın çalışıyordu. Hemen soralım. Nasıl çalışıyordu? Durmaksızın, maksızın, meksizin buradaki de zarf fiil, fiilimsi diyoruz. İşin hakkını vermeden yükselemezsin. Nasıl yükselemezsin? İşin hakkını vermeden. Bakın burada madan vermeden zarf fiili diyoruz. Gülümseyince onu affettim. Ne zaman onu affettim? Gülümseyince, gülümsediği zaman
Evet, ince ince. Ölesiye peşinden gidiyordu. Nasıl peşinden gidiyordu? Ölesiye, asiye esiye demişti. Evet, sınıfa geleli 7 gün oldu. Geleli alı eli burada da arkadaşlar zarf yiyin diyoruz. Evet, şimdi diye, kala, geçi sözcüklerindeki a-e'lerde zarf fiillerde. En çok burada takılıyor öğrencilerimiz. Şimdi diye de yoktur diye düşünüyor fiilimsi. Ama bunun kökü, diyenin kökü demek fiilinden geliyor arkadaşlar. O zaman buradaki demek fiildir yani. O zaman diye zarf fiil diyoruz. 8'e 5 kala geldi. Ne zaman? 8'e 5 kala geldi. A zarf fiil. 8'e 5 kalmak. Bakın fiil bu arada. Uçak sabah 6'yı 8'i sabah 6'yı 8 geçe kalkacak. 6'yı 8 geçmek. Geç e. Buradaki de zarf fiildir diyoruz. Evet, uyarımız var arkadaşlar. Zarf fiiller cümleye farklı anlamlar katabilir. Burası önemli. En çok soru buradan geliyor. Zarf fiillerde diyor ki zarf fiiller hangi zarf fiil daha farklıdır diye geliyor. O zaman mesela şöyle oluyor. 3 tane durum veriyor, bir tane zaman verebiliyor veya 3 tane zaman veriyor, bir tane durum veriyor. Farklı olanı bulmamız gerekiyor. En çok durum ve zaman yönünden veriyor. Bakalım. Koşarak sınıfa girdi. Şimdi durumda nasıl sorusunu sordu. Nasıl sınıfa girdi? Koşarak. Buradaki bakın ara gerek bir durum bakımından belirtiyor. Okuldan çıkarken beni arıyor. Bakın buradaki de zarf fiil ama burada zaman belirtiyor. Çıkarken. Yani okuldan çıkarken dediği zaman burada da ne zaman diye sorusu soruyoruz. En çok durum ve zaman diye geliyor arkadaşlar. Size 3 tane durum verebilir, bir tane zaman verebilir veya 3 tane zaman verir, bir tane durum verebilir. Farklı anlamını bulacaksınız. Çalıştıkça kazanacaksın. Nasıl kazanacaksın? Çalıştıkça. Burada da çalışırsan yani çalışma koşulu var arkadaşlar. Ama önemli olan şu ikisinden çok soru geliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Fiilimsileri bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.